Amca, Doğan baba gelmeyecekmiş. Asım'ı da Emin'i de alıp bir süre buralardan gidecekmiş. Ona gitme diyen yok. Gelsin yemeğimize katılsın. Bir planlama yapalım, ondan sonra gitsin dedik. Reis, Doğan baba belli ki başka plan yapıyor. Ancak bizimle paylaşmadı. Gerçi Alparslan Reis'le uzun uzun baş başa konuştular. Hani onunla paylaştıysa bilmiyorum. Ne konuştunuz yeğenim? Genel. Çok açıklayıcı oldu. Böyle uzun cümleler kurup yemeğini soğutma, yemeğini ye. Şu an tek konumuz var. O da savaş. Genel bir savaş mı yoksa o şerefsiz savaş mı? Ya Alparslan'ın üstüne gitmeyin. O da benim gibi kadınların yanında iş konuşmayı sevmiyor. Ya sen ne taktın bu kadınlara? Şurada bir avuç kadınız zaten. Sizin bizden ne saklınız gizliniz olacak? Savaş sırlarınızı mı vereceğiz birine? Ya seni kastetmiyorum tabii ki Emine abla. O ne demek Behzat? Emine abla boş konuşmaz anlamında söylüyorum Emin. Onların ne gizlimiz saklımız olacak? Biz boş mu konuşuyoruz yani Behzat? Ya Hatice abla sen niye üstüne alınıyorsun? Hani aramızda bazı arkadaşlar biz iş konuşunca Meksika'ya taşınmaya kalkıyor da o yüzden söylüyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yalan mı? Şahina. Suatlar da sana bir başsağlığı dilemek istiyorlardı. Bahçe bile dalar. Gitmeden uğrayalım evlatlara. Hayırdır? Belli ki Doğan baba turnuya gidiyor. Sen nereye? Hızır. Benim anladığım herkesi dizinin dibinde, gözünün önünde oturtma peşindesin. Evet, öyle. Bir mahsuru mu var? Anladım. Sevdiklerini korumak istiyorsun da vade doldu mu, burnunun dibinde de olsa insan mani olamıyor. Tedbir benden, takdir Allah'tan. Hiçbir yere yollama. Ha yok burada rahat edemem diyorsan bahçe villalarından bir tanesinde çocuklarınla otur işte. Ne iyi olur Şahin abi. Zafer abiden duyduğuma göre onlar da mahcubiyetten kafalarını pencereden bile çıkaramıyorlarmış. O ne demek? Yaşananlara engel olamadık diye amca. Onlar kim kim? Kim ki olacaklara engel olsunlar? Bak adam diyor ki vade diye bir şey var diyor. Ecele engel olamazlar diyor. Tribe girmenin zamanı mı şimdi? Hah iyi işte. Şahin ağa gider sabah akşam çocuklara bunları anlatır. Hızır. Benim ömrüm içeride geçmiş. Bitmeyecek mi benim esaretim? Sen böyle cezaevi buldun da yatmaya mı nazlanıyorsun? Dayı. Uzun süre sonra yine hep bir aradayız. Vallahi hepimize moral oldu. Ne iyi düşündün. Hani ben de diyorum ki biz de çocukları toplayıp şu bahçedeki villalardan birine mi yerleşsek Hatice? Doldu doldu. Villalar doldu. Boş 3 tane daha var ya abi. Sanki taşınacak olsam sana soracağım İlyas. Ya burası benim de evim. Sana bir lafım yok zaten Hatice abla. Bu ara dayı beni bırakmıyor ya. Ona biraz içeride değil yaz. Tavır yapıyor. Üstüne gitme anca. Ne düşünüyorsun?
savaşın mekanına girmenin bir yolu var aslında amca. Onu düşünüyorum. Ha? Akşam yemeğinden sonra tatlı yer miyiz diyor Alparslan. Babacığım, sabah mı yola çıkacağız? Nasipse. Şahin aile de vedalaşamadık. Ben sarıldım. Sizin yerinize de sayılır. Yok ama diyorsan ki eminim. Ben Şahin Ağa'nın yanında kalayım, gelmeyeyim. Sen çayını bitirip Hızır abinlere gidersin. Yok Doğan baba. Mesut rahmetli oldu ya. Şahin Ağa yalnızlık hissetmesin. Onun yanında mı kalalım diye düşündüm. İyi düşünmüş. Uzun menzilde Asım iyidir. Biz yola onunla beraber çıkarız. Nereye diyorsan babacığım? Ulan belki kötü bir yere gideceğim. Her şeye de olur babacığım. Tamam babacığım, nereye dersen, nereye gidersen babacığım. Nereye gidersen git, ben de yanındayım babacığım. Sen gene de kimsesizlere haber ver. Tedbirli olmakta fayda var. Turneye 2-3 araba beraber gidelim. Olur babacığım. Efendim, operasyon başarılı. Volkan Bey, kimsesiz Doğan'ı getirelim mi diyor. Gerek yok. Dayı. Bugün görüştüğümüz numara görüntülü arıyor. Thank you.
Aç. Hızır. Savaş daha yeni başlıyor. Ölmeden önce var mı söyleyeceğin son bir söz, kimsesiz? Ölüm çok güzeldir. Yaşamasını bilene. Bilenlere selam olsun. Geldim yine, üryan giderim. Ölmeme gel de, armağanım var.
Evet beyler. Dostlar sağ olsun lafı boş yere söylenmiş bir laf değildir. Çok değerli bir dostumuzu kaybettik. Cenazede de gördüğünüz gibi nerede bir kimsesiz, nerede bir gariban var, onların hepsine hizmet eden bir adamdı. Baba Doğan. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bu ocağın sönmesine izin vermek bizim için büyük kayıp olur. Düşkünün yetimin yanında olmayacaksak, kimsesizin, garibanın yanında olmayacaksak, boş yere yaşamışız, boş yere bu yerlere gelmişiz demektir. Şahina bu ocağı tüttürmeye devam edecek. Elimizden gelen bir destek varsa buradaki hiç kimsenin bundan imtina etmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi mevzu yanlış anlaşılmasın. Ben Doğan'ın yaptığını yapamam. Ama elimden geleni yaparım. Bilinsin ki ben kimseden ne kendim için ne de bir kimsesiz için hiçbir şey isteyemem. Sen istemezsen bizim nasıl haberimiz olacak Şahina? İşte bir şeylerden haberin olsun istiyorsan Behzat'ım, irtibatı koparmayacaksın. Ocak tütsün istiyorsanız siz gelip sorup peşine düşeceksiniz. Ya he tamam işte da. Ya garibanlar için herhalde gurur yapmayacaksın değil mi Şahina? Hani Doğan nasıl ediyse sen de öyle edeceksin. Yapacağını yapacaksın, faturayı kesip bize göndereceksin. Ha, kendin için yapmayacaksan onun için yapacaksın. Olacak bitecek de. Eyvallah. Hazır reis. Sen buranın ocağını tüttürmeyi düşünürken ben de bizim ocakların da söneceğini düşünüyorum. Ha bu kimsesiz Doğan'a, sokakların padişahına kıyabilen adamlardan nasıl kurtulacağız ha? Şu taziye atmosferi bir bitsin, konuya girecektik zaten İdris Reis. Sen hemen sabırsızlandın ama burada bulunmamızın sebebi temelde bu. Zincirleme kayıplar verdik. Son halkada maalesef Baba Doğan oldu. Artık ya bu zincir bizi boğacak ya da bu zincir kopacak. İşte o da nasıl olacak diye soray adam. Baba Doğan'dan sonra ilk hedef şu anda korkmazlar. Muhtemelen şimdi de size saldıracaklar. Baba Doğan'la birlikte Şahina için operasyon yaptınız. Baban da buna dahil oldu. O yüzden hedefte siz varsınız. Gelsinler reis. Gelirlerse illaki bir kayıp verdirirler Yaman. Gelmelerini beklemeyeceğiz. Ne yapacağız reis? Ben de saldıralım diyorum da nereye saldıracağız? Hedeflerini şaşırtacağız. İçimizden birinin üstüne dikkatlerini çekmemiz lazım reis. Yanlış mı düşünüyorum? Çok doğru düşünüyorsun gözüm İshak. Bir şey söyleyeceğim ama sakın yanlış anlaşılmasın. Benim bir fikrim var. Biz Abbas'la birlikte bu volkanları tufaya düşürmek için ikili oynuyormuş gibi gözüküp bir temas kursak mı? Çok iyi fikir. Size inanmazlar. Öldüğünüzde kalırsınız. Onların asıl hedefi tepedeki kadroyu indirmek. O yüzden hedefe kendimi koyacağım. Ama benim için kendini hedefe koyacak kim? Asıl soru bu. Ben. Ben koyarım reis.
Adamsın Yaman. Senin kendini hedefe koymanı bir tuzak olarak düşünecektir. O zaman kim? Yani Hızır diyor ki bir tane zayıf halka lazım. O dediğini ben burada aramızda göremiyorum. Ulan niye bakıyorsunuz? Yanlış bir şey mi diyorum? Kim varmış burada zayıf halka ha? Aramızdaki zayıf halka sensin İdris Reis. Teessüf ederim Hızır Reis. Ben bu yola evladımı, biraderimi, yeğenimi, ciğerimi... Ay senin ciğerine ya. Ya Hızır sensin derken boşuna demi. Bu listeyi saydığın için değil de. İdris Reis, içimizden kim gitse bir plan olur. Ama sen savaşlara temas etsen, ben sevdiklerimi kaybettim. İtibarımı kaybetmek istemiyorum desen sana inanırlar mı? Bu imkansız, inanmazlar. Neye göre inanmaylar? Lan bu alemde senin itibarın için yiyemeyeceğin halt olmadığını cümle alem bilir. Onlar mı bilmeyecekler? Ya benim adam satmayacağımı onlar bilirler. Ben şimdiye kadar hiç kimseyi satmadım. Babam da satmadı, babamın babası da satmadı, onun babası da satmadı. Şimdi ben niye satacağım ha? Satmayacaksın İdris Reis, rol yapacaksın. Ha, rol değilsin. Hmm. Kralını yaparım İlyas. Ama sonra bu alemde konuşulup da itibarımı lekelemesin ha? Cümle alem bilecek ki savaşların sonunu getiren İdris Reis'tir. Öyle mi diyorsun gözüm İshak? Kafandaki plan ne Reis? Önce volkanlara görüşmek istediğini söyleyeceksin İdris Reis. O savaş illaki dinlemek isteyecek seni. Sizin için ne yapabilirim söyleyin. Yeter ki bu husumette bana bir şey olmasın diyeceksin. Sana diyecekler ki Hızır'ı bize verebilir misin? Sen de evet diyeceksin. İlla ki kendi kontrolleri olan bir yerde beni tuzağa düşürmek isteyecekler. Ama nerede, nasıl, hangi şartta onu bilemiyorum. Bu tuzağa kendini düşürmekteki amacın ne ben onu anlayamadım. Anlarsın Tufan. Sen de yanımda olacaksın. Hey, ölden ölmedik mi zaten? Tekin'im, evlatlar yediyse buraya da bir şeyler getirip hazırlayın. Öyle yapacaktık Şahin'a. Ancak bir sorunumuz var. Ne gibi? Sucuk tırı kayıp Reis. Nasıl kayıp? Vallahi tırın şoförü burada. Tırım çalındı, tırım çalındı diye ortalarda dolanıyor Reis. Yani bizim mekanımızda onun tırını kim çalacak? Vallahi ben bir şey anlamadım. Gerçi görenler bir sima tarif ettiler ama. Yok artık. Yani hepimiz buradayken öyle bir şey yapmış olamazlar. Değil mi Yaman? Kusura bakma Reis. Baba Doğan'ın babama 3 milyon sözü vardı. Belli ki alacağına mahsuben tırı aldı. Ortam nasıl lan baba? Orada da Sekre'ye söyledim. Eksikliğin çok belliydi yeğenim. Bütün kimsesizler burada. Bir benim yeğenim Özcan yok dedim. Ya sağ ol Hamdi baba. Sen bana yeğenim diyorsun ya. Bu bütün dünyalara bedel. Dünyalara bedel demişken Özcan kardeş. Ne yaptın? Şu resimlerin kopyalarını bulabildin mi? Oo.
Hepsini değiştirdim bile. Yavuz abi 40 yıl baksın, bir tanesinin bile kopya olduğunu anlamaz. Aferin yeğenim. Gerçeklerini ne yaptın? Sat dedin Yamdi baba. Para nerede o zaman lan? Yeğenim. İçeride Yamdi baba. Getir şu paraları önümüze koy da iştahımız açılsın. Özcan kardeş, tam olarak nereye koydun? Gidip bir koşu alıp geleyim. İçeride merdivenin altında seko, bavulun içinde. Yeğenim, seko gelene kadar bekleyemeyeceğim. Bavul ne kadar büyüksen onu bana söyle. Yani şu kadar işte Hamdi baba. Hepsini 2 milyon dolara sattım. Doğru söyle lan it. Amcandan çaldın değil mi? Aşk olsun Hamdi baba. Ben asla öyle bir şey yapmadım. Sadece kendime bir saat aldım. Ne zamandır beğendiğim bir saatte. Parama kıyamıyordum. Senin parana kıydım. Komisyon olarak yani. İyi yapmışsın yeğenim. Kaç paraymış bu saat? 600 bin euro. Gebertirim lan seni. Şaka yaptım Hamdi baba. Sadece 20 bin euro. Çıkar saati yeni. Ahir zaman herkes hırsız olmuş. Soyarlar seni. Ben bile engel olamam. Düğününde ben sana takarım. Hadi yeğenim sen git amcana bir ayran daha getir. Hamdi baba ne yapıyorsun? Çocuk 2 milyon getirdi. Bari saati bırakaydın. Böyle paylaşmadan devam edersek vallahi hırsızlığın bereketi kaçacak. Sen bu bavulda 2 milyon olduğunu nereden biliyorsun? Aşk olsun Hamdi baba. Sayende elimin bir ayarı var. Hassas kuyumcu tartısı gibi anlıyor vallahi. Bana bak. Bu Özcan Suboş'u 2 milyonu kuzu gibi bana getirdiğine göre kesin o da bizden çalıyor. Git içeriye iyice bir bak. Orada yoksa arabasındadır. Bize bu şerefsizliği yapmamıştır bence Hamdi baba. Yorum yapma lan Yiğit. Ben hırsızı gözlerinden tanırım. Yazıklar olsun ya. Ne günlere kaldık. Bu hayatta kimseye güvenemeyecek miyiz biz Hamdi baba? Felsefe yapma lan. Savaş Bey, hepsi darmadağın oldu. Bu onların kaldırabileceği bir kayıp değil. Kimsesiz Doğan sıradan biri değildi. Ama fikrimi sorarsanız, gaz kesmeyelim, korkmazlara yürüyelim derim. Onların da sokaklarda bağı var. Neticede Hamdi Korkmaz, sokaklarda çok etkin bir adam. Yaman'ın babasını vurursak, Yaman da toparlayamaz. Doğru söylüyorsun. Ama biliyorsun ben sonuca varmayan hamle yapmam. Kimsesiz Doğan gibi doğru bir plan yapın. Yine bizzat katılırım. Bir telefon konuşması daha yaparız. Koray, hazırlıklara başla. Hamdi Korkmaz'a yürüyoruz. Abi yürüyelim de. Enteresan bir gelişme oldu.
İdris Reis bana ulaştı. Sizinle görüşmek istediğini söyledi. Konu neymiş? Aracı olmak mı istiyor? Öyle anlamadım abi. Biraz kimsesiz Doğan'ın ölümünden korkmuş gibi düşündüm. Bu yalpalayan bir adam abi. Ne dersin? Sence satar mı o hızırı? Bir ay önce Faşalılara sıktırdı. Ondan bir ay önce Hızır'ın oğluna sıktırdı. Sonra da arayı düzeltti. Ben yapmadım, biraderim yaptı dedi. Yani öyle kuvvetli bir bağları yok. Tufan'ın yanında öyle satacakmış gibi konuşmuyordu. Hızır'ı goy goyluyordu. Abi, o Tufan'ın Hızır'ı satmayacağını bilir. Onun yanında Hızır'ın lehine konuşması normal. Ama siz diyorsanız ki ben görüşmem, siz görüşün. O da bir fikir. En azından ağzını aramış oluruz. Yok yok. Gelsin görüşürüm. Sonuçta daha önce görüştüğüm bir adam. Buraya gelsin görüşürüm. Ben akşama davet ediyorum o zaman abi. Kanka lavuklardan haber geldi. İdris Reis akşama yanlarında. İyiymiş. Ne diyorsun yeğenim? Vallahi amca ne diyeyim. Gerisi İdris Reis'in inandırıcılığına kalmış. Baş tacım Alparslan, hiç merak etme. Ben orta mektepteyken temsillerde en çok alkış alan adam idim. Sorma sahip. Neyi temsil ediyordun İdris Reis? Ağaç gibi duruyordum kıpırdamadan. Hem matine hem suare çıkarıyordum. Bir kere bile kıpırdamaydım. Ha İdris, hiç sözlü bir temsilin olmadı mı? Ağaç nedir ya? Hani sap gibi durmanın neresi meziyet onu anlamadım. Ha buraya seni dikelim. Ha bir dakika dayanamazsın. Sağ matina suare diyorum. Ey maşallah. Tufan abinin sormak istediği esas soru şu. Adamlara bir açık vermezsin değil mi? Yani kızarsın, sinirlenirsin, gaza gelme diye söylüyor. Ben mi gaza gelesin? Ben rolümün adamıyım diyorum. İdris Reis, senden bir şey isteyeceğim. Bu biraz zor olabilir ama. Başımın tacı Alparslan, hiç problem değil. Sen sık de sıkayım. Yok yok, mevzu o değil. Biz bir şeyler ayarlıyoruz. Sen oraya gitmeden konuyu ben sana anlatırım. Ha? Acaba İdris Reis'e biri eşlik mi etse? İsa gibi. Olmaz. Şahin Ağa'nın durumu gibi düşünün. Sırf İdris Reis'i test etmek için bile olsa yanında götürdüğü kim olursa olsun sıkarlar. Ya İsa'dan test edecekse daha onun adının başına sonuna bir lakap eklemedi. Demek ki onu önemsemiyor. Götürsün sıksınlar. Can dostum Tufan. Ben bu davaya başımı koydum. Sen benimle hala maytap geçiyorsun. La sen bu işe girecek adam değildin ama buna nasıl he dedim ben onu anlamadım. La bakma seninle böyle konuştuma. Eğer becerirsen var ya İdris, çok büyük bir iş olacak. Ya iş bende diyorum. Hadi. Baba. Hı. Sensiz boğazımızdan gitmiyor. Bari iki lokman saydın. Yok Yaman. Bugün hiç iştahım yok. Çok üzgünüm. Hayırdır baba? Bilmiyormuş gibi konuşma. O Doğan hem 3 milyonumun üstüne yattı hem de geberdi gitti. Bu bana yapılır mı?
Ha, üzüntüden mi bir tır sucuk yedin baba? Ben senin lokmanı saymıyorum. Ve sen de babanınkini sayma. Ya susayım konuşmayayım diyorum ama... gerçekten... bir tır sucuğu ne yaptınız? Hepsini mi yediniz ya? Ha? Ya siz nasıl insanlarsınız? Biz senin kadar aç değiliz yeğenim. Seko ne kadar gariban varsa... götürmüş onlara satmış. Garibana nasıl satılıyor baba? Yarı fiyatına Yaman abi. Maksat garibanın karnı doysun. E madem öyle bedava verseydiniz... bari çaldığınız hayra geçseydi. E benim alacağım var diyorum. Bu hala çalmak diyor. Bu durumu hazmedemiyorum Yaman. Belki biraz yürüsen mi? Hani hazmı kolaylaştırır. Ya bana yapılanı hazmedemiyorum. Su boş. Yavuz abi, İdris Reis üzerine bir plan yapılmış dediler ama... keşke Hızır Reis'i uyarsaydınız. Ben İdris Reis'i iyi tanıyorum. Ona böyle biraz sert yaptım mı... asıl biz size şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye... bütün her şeyi açık eder. İdris Reis'i tanıyormuş. Senin yaşın kaç, gereksiz. Yanında bir süre kalmıştım mı İshak abi, oradan biliyorum. O çok çabuk sinirlenir. Sen kim? Adam tanıma kim? Abi, bu Özcan yarın sağda solda bizi tanıdığını da söyler. Doldurma beni Abbas. Zaten adamı yok etmeye bahane arıyorum. Elimde kalacak şimdi. Öyle bir laf edersen dilini koparırım lan senin. İshak, Özcan'ı savunuyor gibi olmak istemem ama... bize bir şey demeye çalışıyor. İdris denen adam asabi, huylu yani. Biraz üstüne gidildi mi, itibarının peşine düşüp gerilip olmayacak laf edebiliyor diyor. Hiç kimse kusura bakmasın ama bir adam bu yaşa kadar bu alemde sağ salim kalabilmişse eğer... illaki nerede nasıl konuşacağını senden de ondan da iyi biliyordur. Aynen abi. Bak, bak. İki gözü İshak'la Abbas nasıl savunuyor İdris Reis'i? Övülmeye mahsetiz Yaman. Bu Volkan Zoka'yı yuttu işte. İdris Reis'i görüşmeye çağırdı. Bundan sonrası o savaşı düşürmek. Onda da bir sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa bittik zaten. Hızır Reis ne dedi? Ne dedi abi? İlk size saldıracaklar. Bunu engellemenin tek yolu İdris'i öne sürmek. Aksi takdirde ne Hamdi Korkmaz kalır, ne Yaman Korkmaz kalır, ne de biz kalırız dedi. Hamdi Baba, bu kimsesiz Doğan giderken sadece paramıza değil, hayatımıza da çöktü. Bak uğursuzluğu hala devam ediyor. Duymadın mı? Hedefte sen varmışsın. Hedefte ben varsam... sen neredesin lan Yiğit? Hemen arkandayım Hamdi Baba. Hı. Aklınca uyanıklık edeceğine. Bunlar kardeş adam. Arkadan sıkarlar. İlk sen geberirsin. Nereden baksan uğursuzluk Hamdi Baba. Belli ki dalımızı, budağımızı kesecekler. İt canının derdine düştün yine. Su boş. Ömrümün yarısı harpla darpla geçti. Yok, o onu vurdu, bu bunu vurdu, o öldü, bu kaldı. Açıkçası usandım bezdim Savaş Bey. Bilmiyorum tabii, sağ bu yaverlerin son bir yılda başıma neler geldi, ne kadarını aktardı. Evladım Kaya oldu, biraderim Demir oldu.
öz yeğenim Uğur öldü. Ciğerim dediğim adamlarım öldü. Ben bu kadar kaybederken birileri karlı mı çıktı, çıkmadı. İdris Reis bak, sen makul bir adamsın. Ben ilk gün Hızır'ın karşısına uzlaşalım diye gittim. Eğer o gün benimle anlaşsaydı bu noktaya hiç gelmemiş olurduk. Ama bilirsin, bazı adamlar ölmeye çalışır. Hızır da onlardan biri. Kim istiyorsa olsun ama ben istemiyorum. Ben buraya bu kavganın içinde olmak istemediğimi söylemeye geldim. İstemiyorsun da adamlarla ortaklığın ticaretin devam ediyor. Onlarla aynı saftasın. Nasıl olacak? İşte onu siz söyleyeceksiniz. Bilmiyorum ki ben sizin için ne yapabilirim. Ama peşin peşin diyorum. Tek şartım canıma ve itibarıma zarar gelmemesidir. Ya Volkan'cığım, malum yaş ilerledi. Ben bir lavaboya uğrasam. Kuray size eşlik etsin İdris Reis. Kuray, İdris Reis'e eşlik et. Ne diyorsun abi? Geldiğinde bir şey teklif edeceğim. Kabul ederse yaşar. Yoksa buradan çıkarmayın. Bir kahve daha söyleyeyim mi İdris Reis? Yok, bu saatten sonra içmeyeyim. Nerede kalmış idik? İdris Reis, senin samimiyetine güvenerek bir teklifte bulunacağım. Ben dinliyorum. Sen bu kavganın içinde bulunmak istemiyorum dedin. Ben de sana diyorum ki gel bu kavgayı bitirelim. Senin gibi kıymetli insanlar var, gencecik çocuklar var. Daha fazla insan Hızır'ın inadından ötürü ölmesin. Tabii ölmesin. Yani ben bunun için ne yapabilirim?
Eğer Hızır'ı bize verirsen bu savaşı bitirebiliriz. Ya ben size itibarım diyorum. Canım diyorum. Siz bana adam sattıysınız. Bu itibarsızlıktır. Ben bunu kabul edemem. Hızır'ı sat demiyoruz İdris Reis. Onu zor bir duruma düşür. Biz de anlaşmayı onu ikna edelim. Sıkmayacaksınız yani. Hızır buraya ayağımıza kadar geldi. Sıksak sıkardık. Senin de dediğin gibi bizim amacımız sulh olmak. Nasıl olacak bu iş? Sen Hızır'a bir şey konuşacağım desen, bir yere davet etsen, gelir mi? Yani Tufan yanımda olursa gelir. Aksi takdirde kendi yanına çağırır. İyi işte, Tufan da gelsin. Siz birlikte yemek yiyin. Sonra Volkanlar gelsin sizi alsın, bana getirsin. Orada çatışma çıkar. Herkesin ölmesindense kapıda birkaç kişi yaralansa daha iyi değil mi? Orası öyle. Siz ne zamana istiyorsunuz bu işi? Nerede istiyorsunuz? Hızır abi, İdris Reis diyor ki bunlar tezgaha düştü. Adamlar demiş ki biz mekanı ayarlayacağız. Sen de sonra o mekana Hızır'ı getireceksin. Abi sen oradan çıkamazsın. Çıkarım. Çıkamazsın abi, nasıl çıkacaksın oradan? Adamların seni tuzağa düşürdüğü yerden nasıl çıkacaksın abi? O savaş her halükarda benim ona tuzak kurma ihtimalimi düşünecektir. O yüzden mekanından çıkmayacaktır. Beni oradan alıp ayağına götürtüp işimi orada bitirtecek. Tamam da amca. Biz bir direniş göstermezsek o adamlar şüphelenmeyecek mi? Siz olmayacaksınız. Bizi İshak'la Abbas koruyacak. İlk silah patladığında da kaçacaklar. Yani Volkan diyecek ki İshak'la Abbas zoru görünce kaçtı. Öyle mi abi? Aynen öyle. Baba biz Volkanları orada bitirsek, savaşa da yine Alparslan'ın planıyla yürürsek. Volkanları öldürdüğün yerde savaşın mekanına havalandırma deliğinden bile giremezsiniz oğlum. Bu adamları zaafa düşürecek tek şey Hızır amcamı ellerine geçirmiş olmaları. Yani zafer sarhoşluğu. Kardeşim, sen kendini bu kadar büyük bir riske atıyorsun da sana bir şey olduğu yerde taş taş üstünde kalmaz bilesin. Kalsın diye dilemiyorum. Sana bir şey olduktan sonra herkese ne olacaksa olsun zaten. Kimse kendini toparlayamaz yani. Eğer ben burada kendimi ortaya koymazsam hepimizi tek tek alacaklar. Başka bir yolumuz yok. Ayrıca sen olmazsan dağılırız fikrine de katılmıyorum. Biz bir aileyiz. Ben olsam da bir aileyiz. Ben ölsem de bir aileyiz. Aynen öyle dayı. Sen anlayamadın galiba kocam. Ben olmasam da sorun yok diyor Hızır. Ya hacım ben orasını dinlemedim bile. Ben biz bir aileyiz kısmına onay verdim. Noterden de onayımızı aldığımıza göre geriye tek bir şey kaldı. Alparslan'ın içeriye girmesi ve sen abi sen ölmeden, o polisler oraya gelmeden sağ salim oradan nasıl çıkarsın?
Küçük bir detay yani. Çok küçük bir detay. Ya şu kızın yanında şöyle konuşup durma diyoruz İlyas. Yine gitsek mi diye kuracak. Biz o konuları açtık Behzat. Bence artık sen de açmalısın. İyi bari. Bir şeyi açmana sevindim. Kuzen, hakikaten sen oraya nasıl gireceksin, nasıl çıkacaksın? Planım sabaha kadar netleşecek. Aşk olsun yeğenim. Bizden mi saklıyorsun? Geçen gittiğimizde uydu sistemleriyle alakalı bir servis minibüsü vardı. Şu anda Tekin'le Kubilay o minibüsü almak üzere. İçeri girmenin yolu bu. Çıkmanın, polise yakalanmamanın, kameralara görüntü vermemenin yolu da İdris Reis'te. Yani? Yani İdris Reis'e bir sinyal kesici verdim. Eğer onu binanın içine yerleştirebildiyse bu işin üstesinden geliriz. Yani hiç bilinmeyenle denklem resmen. Biz ona çok bilinmeyen denklem diyoruz Behzat. Behzat. Ya senin herhangi bildiğin bir şey var mı kanka? Çünkü biz hiçbir şey bilmiyoruz da. E tamam işte sabah belli olacak diyor. Allah Allah. Yani eğer Alparslan o planı kuramazsa... ...adamlarla buluşulacak yere falan gidilmeyecek. Bu kadar basit. O kadar basit değil İlyas. Alparslan'ın planı olur ya da olmaz. Ama ben o binaya gireceğim. O savaşın karşısında dikili bu işi bitireceğim. Fidanlığa gidiyoruz Yavuz. Sen de geliyor musun? Ben bu savaşlar ölene kadar şu kapının dışına bile çıkmayı düşünmüyorum Yaman. Sebep? Onlar istese buraya gelemiyorlar. Daha neler? Benim için niye buraya kadar gelsinler? Şu anda ben masada hedefte olacak en son kişiyim. Düne kadar masanın kilit üyesiydin hani? Ya tamam da yani kimsenin tavuğuna kış demedim ben, onu diyorum. Yavuz abi, adamlar masada oturmayan, bu konularla alakası bile olmayan Şahin Ağa'yı aldılar. Yanındaki adamı öldürdüler. Sen hala konunun benimle bir ilgisi yok diyorsun. Ya eğer burası güvenli değil falan diyorsanız ben de sizinle geleyim Yaman. Abi, hem İshak'la Abbas da orada olur. Akrepleri de var yani. Orası daha güvenli olmaz mı? Onlar anca bize göstersin akreplerini. Gidin adamlara gösterin, onlara sıkın. Haksız mıyım kardeşim? E sıktılar ya abi Şahin Ağa'yı kurtarırken Hamdi babalarla. Zaten asıl yanlış orada oldu Özcan. Hamdi babanın ne işi var aksiyonda, atraksiyonda. Yoksa benim evim en güvenli yerdi yani. Neyse. Burayı basan falan olursa babamın yanından ayrılma Yavuz. O illaki kendi canını kurtarmanın 40 planını yapmıştır. Aynen. Doğru söylüyorsun. Ben gelmiyorum. Siz nereye gidiyorsanız gidin. İstersen ben geleyim sizinle Yaman abi ha? Senin amacın ne Özcan? Ölmek mi istiyorsun oğlum? Abi. Bir kendimi göstereyim. Bir imza atayım. Bir çıkış yapayım yani. Ya burada böyle oturarak paslanıyorum. Su boş. Benim de ağzımı alıştırdılar ha. Hamdi babanın işleri işte. Böyle giderse yakında hırsız bile oluruz biz. Hırsızlık demişken Yavuz abi, ben de bu konuyu seninle konuşmak istiyordum.
Senden ne çaldılar Özcan? Bizim bu aileden kurtulmamız lazım. Yerin kulağı var. Bir duyan olacak, sonra bizi şuraya gömecekler. Biz bunlara para verdiğimiz sürece bize bir şey yapamazlar. Ben daha dün bunlara 2 milyon verdim. Özcan, milyon dolarları böyle havada uçuşturuyorsun. Ondan sonra cimri diye gelip bana sarıyorlar. Yok abi, ben senin tabloları sattım, onun karşılığında verdim yani. Ne yaptın, ne yaptın? Bu tablolar kaç para biliyor musun sen? Biliyorum abi. Merak etme. Çalacaklardı, aldım, güvenli bir yere götürdüm. Oradan da yerlerine reprodüksiyonlarını koydum. 2 milyon niye verdin o zaman? Bunlara 200 bin de versen, bunlar anlamaz ki resimden, sanattan. Yavuz abi, abi beni bir dinler misin? Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bunlara parayı verdiğimiz sürece hayatımız garantide. Ama bir şekilde bu aileden kurtulmamız lazım. Parayı kestiğimiz gün, dediğin gibi bizi burada yakarlar. Nereye kadar vereceğiz Özcan? Ayrıca da nereye kaçacağız? Bir ihtimal daha var abi. Neymiş? Hamdi Baba 20 yıldır firarmış ya. Acaba onu mu ihbar etsek? Geri zekalı. Yaman, babasına bunu yaptığın yerde seni yaşatır mı? Ya abi, bizim ihbar ettiğimizi kim nereden anlayacak ki? Sen bir çıkış yapacaksın ama Özcan. Hadi hayırlısı. Nereye abi? Gidip resimlere bakacağım. Sonra salak gibi fark etmemiş gözükmeyelim. Resimlere bakıp sahte olduklarından şüphelenmiş gibi yapayım da en azından bir süre kendilerine çeki düzen verirler belki. Yamanlar fidanlığa geçiyorlarmış abi. Baba Suatlar seninle bir konuşmak istiyor. Ne bakıyorsunuz? Gelsenize buraya. Oturun da. Kazım, bize çay getir. Emredesin reisim. Reis, biz arkadaşlarla konuştuk. Senin yanımda olmayı hak etmiyoruz. Niye müsaade isteyip başka reisin yanında mı işe başlayacaksınız? Bu saatten sonra bize kim iş versin? Benim bildiğim siz en son kurşun yemiştiniz. Kafayı nerede yediniz? He? İstifa edecek zaman mı? İşimiz var da işimiz var. Ha, bir mahcubiyetiniz varsa ilk çatışmada ölürsünüz, olur biter. Biz de onu anlatmaya çalışıyoruz İlyas Reis. Ölecek bir şey varsa biz hazırız. Var var. Bugün şanslı gününüz. Ölünecek çok şey var. O zaman biz makinaları takalım. Değil mi uşaklar? Mikail. Buyur reis. Bu akşamki işte sen Alparslan'ın yanında ol. Emredersin reis. Arabaları da hazır edin. Çıkıyoruz birazdan. Tamam abi. Hızır abi, biz fidanlıkta ne olup bitti diye bekleyecek ekip miyiz?
Ya biz de seninle gelelim, bizi de alsınlar. Seni düşürdükleri yerde bizi de düşürmüşler. Adamlar yok mu diyecek. Esat. O zaman beni götürmezler. Orada hepimizi birlikte öldürürler. O zaman biz Alparslan'la girelim diyorum. Öyle değil mi İlyas? Bir şey söylesene. Bize bir şey olursa hayatta kalacak olan sizlersiniz. Cezaya bak kanka. Abi biz bir yerde sana bir kötülük falan mı ettik? Ben ne diyorsam o. Hı? Emmoğlu, bu çay getirip götürme için otelden bir personel mi istesek? Niye Emmoğlu? Hayırdır? Suatlar operasyonu hazırlanıyor. Benim de artık yükselme zamanım gelmedi mi? Gelmedi. Geldiği zaman sağa söylediler. İşe güce bak Emmoğlu. Öyle tabii. Akraba akrabanın önünü keser. Görüyorsun değil mi enişte? Halbuki ben iyi nişancıyım. Hazır Asım da yokken iş görürüm. Şimdi Kazım, bu işlerde önemli olan yakın mesafede soğukkanlılığını kaybetmemek. Bir fırsat verseniz gösteririm evelallah. Tamam. O zaman ben seni bir ara test ederim. O testi geçersen dayı beni hayatta kırmaz. Alırız arabaya seni de. Ben işte kurban olayım. Bunu kan tutuyor. Operasyonda bir de sırtımızda taşıtturma şunu. Beni kendi kanım tutuyor. Başkasının kanı niye tutsun emmoğlu? Ya şimdi... Sinyal kesici istediğimiz zaman devreye girecek mi Tekin? Hızır reisler restorana girer girmez o işi halledeceğiz. Daha o volkanlar ortada yokken binanın bütün kameralarını iptal ettireceğiz reis. Arıza için arayacakları merkezde adamımız var. O iş Abbas'ta. Aynen. Sistem gittiği anda arıza bildirecekler. Direkt bize haber gelecek. Amcamlar o binaya girmeden bizim orada olmamız lazım. O adamlar amcamı aldıktan sonra binanın içerisine kimseyi sokmazlar. Teknik servisi de, güvenliği de, hatta polisi de. Vallahi ben bir tek şunu anlamıyorum reis. Bu herifler reisleri aldıktan sonra nasıl hemen orada sıkmayacaklar ki? O Hızır reisin büyüklüğü. Sırf bu plan işlesin diye hem kendine... Hem Tufan reisi, hem İdris reisi ortaya koydu. Hele bize de çatışmadan kaçacaksınız dediği yerde bu iş artık Allah'a kalmış. Bak İshak, hepimiz riske giriyoruz. Sizin girdiğiniz risk oradan kaçmak. Eğer orada çatışmaya kalkarsanız asıl o zaman amcamı da Tufan reisi de İdris reisi de kaybederiz. Yani volkanların sizin kaçtığınıza ikna olması lazım. Çatışmaya mı hasretiz Alparslan reis? Normalde kaçmak yapmayacağımız bir iş. Biz operasyon adamıyız. Bize düşen görev neyse onu yaparız. Öyle değil mi Abbas? Yine de bir iki kurşun sıkmadan kaçarsak... Bu adamlar bizim plan yaptığımızdan şüphelenirler. Yani zorda kalıp da kaçmak lazım diyorum. Merak etmeyin, volkanlar sizi illaki zorda bırakacaktır. O adamlar yalnız gelmez. Ya gerekirse
Havaya civaya sıkarsınız Abbas. Yalnız kimseyi vurup da adamları kışkırtmayın. Şimdi sen gidersin o Koray hayınını vurursun. Volkan da gider. Tufan Reis'e sıkar Allah etmeye. Abi biz havaya sıkalım, kimseyi sıkmayalım planları yapacak adamlar mıydık ya? Ya reis ne diyorsa oku bir. Sana havaya sıkacaksın diyen mi oldu oğlum? Sen o binada yerde böcek görsen sıkacaksın. Senin görevin belli. Abi, ben de sizinle gelecekmişim. Hızır Reis öyle söyledi. Tamam, Adnan da gelsin. Minibüsü kullanacak bir adam lazım. İkinizin yüzünü kapıdaki adamlar görmedi. Amcam iyi düşünmüş. Hadi Kubi, şu minibüs kostüm işini halledek biz. Plan program netleşti mi Alkaslan? Her şey net amca. Sorması ayıp da biz ne yapacağız Alparslan? Abi siz burada bizden haber bekleyeceksiniz. Bak hele bak bak. Santral memuruna benzeyen bir halimiz var mı bizim? Diyelim ki aksilik çıktı. Sorun oldu. Polis geldi. Biz niye burada bekliyoruz? Aslında aklımda bir fikir var ama olaylara karışmayacaksınız. Orada hiçbir şeye müdahale etmeyeceksiniz. Nasıl bir müdahale? Yani gel ama sıkma bize olmaz onu diyeyim. Gel al. Burada sık olur mu size? Kimden bahsediyorsun kuzen? Volkan'la Koray'dan. Olur olur. Sonunda sıkmak olsun da Hızır Ali bizi burada beklesin. Biz de Behzat'la gidip o itleri alıp buraya getirelim. İshak'la Abbas da restorandan sonra size katılacak. Ya ağzımıza bir parmak bal çaldın ama deli balı gibi deli etti. Şunu bir en başından anlat hele Alparslan. Reis, beni plana katmadın. Bu operasyonda benim yapmam gereken bir şey var mı? Yaptığım plan başarısız olursa bütün sokaklarda neyin var, neyin yok hepsini ortaya koyamam. Çünkü benden sonrası Tufan. Beni deme ya. Benim afet olanı mı değil? Efendim İdris. La az bekle de patlama. Ya karnımızı doyurmaya mı geliyorduk oraya? Ya bana bak şimdi telefonda beni kötü kötü konuşturma ha. La oğlum aç sen otur ye de. Hani senin en iyi yaptığın iş ağaç gibi dikilmekti. İşte yap onu. Tamam haydi. Tövbe tövbe ya. La Hızır. Bak bunu vurmaya kalkarlarsa sakın müdahale etme. Ömrümün yarısını yedi bu ya. Ömrün belki de çok uzun olmayacak. Bırak da son lokmasını yesin. Hazır mısınız?
Hazırız amca. Hadi. Allah yardımcımız olsun. İlyas, biz şu araba işlerini organize edelim. Olur olur, o iş sende. Neticede son olabilir diye yemeğin peşine düştüm Tufan. Yoksa beni biliyorsun, boğazım yoktur. Ye ye, gözün açık gitmez. Siz gelene kadar biraz muhasebe ettim. Gözümde çok az bir şey kalmış. Neymiş o? Yani biraz daha ömrüm olursa son bir düğün yapacağım. Arkadaş hala düğün değil ya. Ya bir tövbe ederim de, bir haca giderim de, bir hayır hasenat ederim de. Düğün nedir ya? Aynısını senin için düşünüyorum. Ha bu kadar malım, mülküm olursam senin olsun istiyorum. Ne o, dünür mü oluyorsunuz? Deli, Davut deli. Ne bunun sözüne bakarsın, bu deli. Bana yeğenini verecekmiş de. Benim halamın kızını alacakmış da akraba olacakmışız. Neymiş, ölünce malı mülkü ziyan olmaz. Deli da. Aslında hiç fena fikir değilmiş ha. Bak şu belayı atlatalım. Size bir çifte düğün yakışır. Bu volkan gelsin. Bu İdris size tuzak kuray demezsem görürsün. Ya ben kötü bir şey mi diyorum ha? Yaşama, tutunalım diyorum. Ha, bak. Hızır'da gördüğüne tutundu. Hali ortada. Şaka bir yana. İyi ki varsınız. Az sonra buradan bizi ölüme götürecekler. Ölürüz, öldürürüz. Ama sizinle yaşamak güzeldi. Ölürsem de gam yemem. Kardeşim. Seninle yaşamak da güzeldi, senden ölmek de güzel. Ya darlanıyorum ha. Sürekli oğlum, sürekli oğlum. Ya biraz yaşama bağlanın da bırakın düşmanlarımız olsun. İsa, sen git arabada bekle. Silah sesi duyarsan da sakın kafanı çıkarma. Bas gaza git hemen. Kaçtı zannetsinler. Sonra hemen apaslanlara haber ver. Cihazı aktive edecekler. Tamam tamam. Merak etmeyin. Numaradan da olsa ha bu rezillik bana bir ömür yeter. Senden sonra biz de kaçacağız. Burada yapacak bir şey yok yani. Plan mı? Biri de demeyi ki bunun memleketi var, hemşerileri var. Kime ne anlatacak? Hmm.
Ulan bir kere de kaçmayın be. Bunlar zora geldi mi? Çatışmaya mı hasretiz? Sonra da böyle avın. Yemeğinizi böldüm. Ama sizi bekleyen bir yer var. Nereye gideymişiz? Gidince görürsün. Hızır merak etme. Kimse bir şey yapmayacak. Sulh isim buradadır. Sen bize mi sattın lan he? Tufan, düzgün konuş he. Benim tek amacım barışı sağlamaktır. Sağladın İdris Reis, sağladın. Sen elinden geleni yaptın. Gerisi bizde. Yok öyle bir şey. Siz bana söz verdiniz, kimseye bir şey olmayacak diye. Ben de sizinle geleceğim, bir şey yapmayacağınızı gözümle göreceğim. Gel, gel. Sen de gel. Bizi öldürecekler, sen de gel. Seni de öldürsünler. Barışı sağlayacakmış. Yürüyün. Silahlarını alın şunların. Ne yaptınız Volkan? Hallettik abi, yoldayız. Aferin sana Volkan. Şimdi benden büyük bir hak edişin oldu. Boşu boşuna bir haftamı yediler. Çapsızlar. Merhaba. Kamera sistemlerinde bir arıza varmış. Onun için gelmiştik. Geçen gün de gelmiştiniz. Niye çözemediniz? O başka bir ekipti. Demek ki bir eksiklik olmuş. Geç. Güvenlik odasına kadar eşlik et. Ben yukarı, siz aşağı girişe. Ben de seninle geleyim reis. Dediğimi yapın, çok fazla zamanımız yok.
Ne oluyor? Çocuklar siz bunları içeri sokun. Koray, sen benimle gel. Şu polisler ne istiyormuş bir bakalım. Abi, polislerin ne işi var burada? Ben ne bileyim ne işi var burada Koray? Restorandan çıktıktan sonra biri polise ihbar falan etmiş olmasın? Sen yolda bir takip dikkatini çekti mi? Hayır, takip olmadı abi. Hayırdır memur bey? Hayır, hayır. Çatışmaya mı hasretsin Volkan? Dur ben söyleyeyim. Seninle şöyle anlaşabiliriz, böyle uzlaşabiliriz. Bana istediğimi verirsiniz. Beni bir dinler misin? Ha, şimdi de şöyle söyleyeceksin. Bana bir şey olursa seni şöyle yaşatmazlar, böyle yaşatmazlar. Savaş umrumda değil. Ne tekliflerin, ne de tehditlerin. Artık oyun bitti. Ulan hiçbir mi merak etmiyorsun? Peki değişik bir şey diyecektin.
Açıkçası ben çok merak ettim Tufan. Biraz daha burada kalırsak bizim de sonumuzu merak eden çok olur. Hadi de. Eyvallah. Gerçekten bize karşı bir öfken yok mu Ezra Ali? Size karşı yok Suat. Ama birazdan gelecek olanlara karşı içimden öfkemi atamıyorum. Asıl korkum ölseler de atamayacağım. Bir ömür bununla yaşayacağım. Hele bir gebersin nerede? Bu ada alışırsın. İnsanoğlu nelere nelere alışıyor. Ne yapıyorsun Behzat? Kanka hiç kusura bakma. Bu daha çok Hızır Ali ile bana düşer. Sen herkesi dışarı al. Değmez değmez. Uğraşmaya değmez. Değer değmez. Tamam abimi saymıyorum. Diyelim ki bu yolun yolcusuydu. Rahmetli. Ama Dido. Sizin bir yazıhanecilik kuralınız yok mu?
Sıkacaksanız sıkın. Bizim size söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Bize vurarak bizden bir laf alamazsınız. Var. Bizim bir yazıhanecilik kuralımız var. Masuma, çoluk çocuğa, kadına dokunmayacaksın. Dokunanın da kırılmadık kemiğini bırakmayacaksın. Yaman, ben diyorum ki herkes bir süre izini kaybettirsin. Bu saate kadar ses çıkmadığına göre geçmiş olsun. Hızır Reis öldü. Baban öldüğünde bu kadar mevzu etmedin Yavuz. Ya Hamdi Baba, Hızır Reis'i öldürdülerse onunla kalmazlar demek istiyorum. Hepimize yürürler. Gören de seni masaya biri zorla oturttu zanneder. Efendim Behzat. Çok sevindim. Reis'e bağlılıklarımızı bildir. Tabii ki seve seve geliriz. Beyler, savaş konusu bitmiştir. Oh. Hadi çıkalım. Nereye gidiyoruz? Hani kapının önüne bile çıkmaya korkuyordun? Savaş öldü dedin ya. Yarın, yarın. Hızır Reis kahvaltıya davet etti bizi. Beni abi? Seni de götüreceğim Özcan. Abi Hızır Reis'le bana baş başa 5 dakika fırsat verin. Bakın karşınızdaki Özcan nasıl bir Özcan oluyor. Şimdi gündem sen misin Özcan? Ya bir dur. Şurada olayın detaylarını almaya çalışıyoruz. Bir detay sormadım Yavuz. Yarın kendin sorarsın. Sek abiler bütün detayları biliyordur Yavuz abi. Dur onları ben bir arayayım. Beyler, belli ki büyük bir kıyım oldu. Bu akşam telefon trafiğine takılan herkesi yarın sorguya çekerler.
Özcan, bir laf atıyorsun ortaya. Kendini de yakacaktın, beni de yakacaktın az kalsın. Baba? Ha? Niye susuyorsun? Ben sizin kadar cahil değilim. Düşünüyorum. Canını koruyamayan malını koruyamaz. Bu adamlar yarından itibaren herkesin canını çalacaklar. Farkında değil misin Yaman? Bağlılıklarını bildiriyormuş. Gör bak, yarın seni neye bağlayacaklar? Rizeko. Nereye Hamdi baba? Kendimi ihbar edip gidip içeride yatacağım. Ne bakıyorsun lan it? Baban nereye, sen oraya. Baba, ben daha kariyerimin başındayım. Öyle cezaevinde övünecek bir durumum da yok. Sen girsen en azından ben dışarıda biraz nam yapıp öyle yanına gelirdim. Nam yapacakmış. Seni bensiz ham yaparlar Seko. Düş lan babanın peşine. Subuş. Yaman, ne demeye çalıştı Hamdi baba? Ciddi miydi ya? Şu an tek güvenli yer cezaevi dedi. Bunun neyini anlamıyorsun Yavuz? Hepimizin dalını budağını kesecekler diyor. Amca, biz binaya girdiğimizde bütün güvenlik sistemini kapattık. Ama? Aması Kubilay'ın söylediğine göre binanın içerisindeki kameralar uydudan başka yere yayın yapıyormuş. Yani binanın içinde yaptığımız her şey birilerinin elinde, öyle mi yeğenim? Maalesef. Bir şey mi oldu? Oturun. Binanın dışındaki kameralar? Sistem onları bloke etmiş. Yani İlyas amcamlara dair bir kayıt yok. Ne olduğunu anlatacak mısınız? Girdiğimiz binadaki her şey bir yerlerde kayıt altına alınmış. Bir yerler neresi kuzen? Gidelim basalım alalım. Bu saatten sonra bunun önünü alamayız. Ya abi, ne konuşuyorsunuz burada böyle vır 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 vır? Hadi kalk da hazırlan, seni yurt dışına murt dışına bir yere yollayalım abi. Adamın kafasına sıkan ben değilim. Bu. Ayrıca nereye kaçıyormuşuz? Abi, gayet azmettiren olarak sen de orada odadaydın ya. Sen de Tufan'da, İdris Reis'te. Benim ortalıktan kaybolmam herkese risk aldığını sokar. Ortaya çıkmam için sizi zor duruma düşürürler. Bu saatten sonra açıkçası ne kaçarım ne de saklanırım. Benden iyi hiç kimse bilemez ki insan kaderinden kaçamaz. Yani baba? Yanisi şu. Ben cezaevine Alparslan firarı. İlyas da masada kalacak. Kadınlarımızdan
Yani ailemizden de sen sorumlusun Hızır Ali. Benim fikrim cezaevine ben gireyim. Senin azmettirmeyle alakalı olup olmadığın 3-5 aya, bilemedin 3-5 yıla belli olur. O sırada sen yaylada ya da yurt dışında Ömer'in yanında olursan İlyas amcam burada rahat eder. Kaç yıl alacağını farkında mısın? Firara düşsem rakam eksilecek mi? Sonuç müebbet. Durumun farkındayım. İlyas. Uluslararası arena artık liderliğimizi tanımayacaktır. Yani bu durumda liderlik elimizden gider. İlla ki sevmeyeceğimiz, normal şartlarda yani yan yana bile durmayacağımız adamları masaya oturtacaklardır. Biz de kalkarız abi. Kalkamazsın İlyas. Kalkmamalısın. Kalktığın anda aile diye bir şey kalmaz. Şimdi bugünden yarına ne değişir bilmem. Ama bu andan itibaren ailenin dengeleri değişiyor. Masanın liderinin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ama bu ailenin liderinin kim olacağı önemli. Abi ölmedin ya, liderimiz belli. İlyas, ailenin lideri olman için benim ölmem gerekmiyor. Bundan sonra ailenin lideri sensin. Bundan sonra ben dahil hiç kimseden emir almayacaksın. Verdiğin hiçbir emri ailenin hiçbir ferdi reddetmeyecek, sorgulayamayacak. Ben dahil dediklerinin dışına çıkılmayacak. Bundan sonra ben dahil hiç kimsenin önünde eğilmeyeceksin. Amcanıza biat edip yemininizi edin. Ailenin lideri olarak sana biat ediyorum. Senden gizli hiçbir şey yapmayacağıma, ömrümün sonuna kadar sana sadık kalacağıma, öldür dediğinde kendi hayatım dahil sorgulamayacağıma, şerefim üstüne yemin ederim. Ailenin lideri olarak sana biat ediyorum. Senden gizli hiçbir şey yapmayacağıma, ömrümün sonuna kadar sana sadık kalacağıma, öldür dediğinde kendi hayatım dahil sorgulamayacağıma, şerefim üstüne yemin ederim. Thank you.
Özer. Ha bu İdris dünkü temsilde fena değildi. Sen ne dersin? Alkış hak ettin İdris Reis. Ama yakında alkış kopar. Ya açıkçası Özer Reis, bağ gençliğinde Clint İdris derlerdi. Ne derlerdi? Şu Clint Eastwood yok mu? Hani iyi, kötü çirkindeki, ona kinaye Clint İdris. Hangi açıdan? Üç sebebi vardır. Birincisi, onun kadar yakışıklıydım. İkincisi, onun kadar hızlı tabanca çekiyordum. Üçüncüsü de malum. Neymiş malum olan? Ya, illa onu bana dedirttireceksin ha. Yani o rol keserdi, ben de racon. Benim anlamadığım bir şey var İdris Reis. Bu hikayede belli ki iyi olan sensin. Kötüyle çirkin kim? İki gözüm İshak. İyi benim. Kötü de Hızır Reis. Çirkin de malum, Tufan. Nereden malum olaymış o? Tufan kardeşime çirkin dedirtmem. Hiç kusura bakma İdris Reis. Ha bana kötü dedirtiyorsun yani. Sağ ol Emine abla. Ya birkaç kötüyün olmuştur yani. Konuşturma beni. Bana olmadıysa da başkasına olmuştur. Yanlış mıyım Hatice? Buradaki hiç kimse onun gençliğini bilmez Emine Hanım. Rahmetli teyzeme de bize de illallah dedirttirdi. Ömrümüzü yedi, ömrümüzü. Olsun be Hatice'm. Canı sağ olsun. Bir tanecik dayımız var. Reis. Çok geri değil ama babam pılını pırtısını topladı. Kendimi ihbar edip cezaevine gireceğim falan diyor. 40 yılın Hamdi Korkmaz'ı. Yani böyle boşuna laf etmez. Hepimizin dalını budağını keseceklerini söyledi Reis. Kusura bakma da Yavuz abi. Bu saatten sonra bu aileye kimse bir şey yapamaz. Herkesin dalını budağını biz kestik. Biz dediğin kim Özcan? Ha? Gereksiz yere kendini hemen bir yerlere monte ediyorsun. Biz aile değil miyiz İshak abi? O manada dedim. Değiliz. Seninle burada aile olan kimse yok. Haksız mıyım Hızır Ali? Şimdi yemek sofrasındayız. Ama ben bir ara Özcan'la konuşacağım. Bir çıkış yapmak istiyordun değil mi? Al sana çıkış. Bir kendini tutamıyorsun. Biz şurada büyük bir tehlikeden bahsediyoruz. Kapıdaki çocuklar haber etti. Organize'den gelmişler. Ben gidip bir konuşayım reisim. Bu şahadenle. Kapıda tutamayız diyorlar. Ellerinde aran memirleri varmış. Ha yürü yürü. Alp Aslan. Tekin, Kubilay, Adnan, Mikail. Ne oluyor İlyas? Alp Aslan bir süre aramızda olmayacak. Evet. Az sonra sorarlarsa da burada değildi dersin. Arayamayabilirim. Beni merak etmeyin. Nereye gideceksin peki? Hiçbir şey çekmeyince
Niye polis geldi? İçerideki kameralar maalesef çekim yapıyormuş. Edris Reis. Yok, biz oraya bir şey etmedik ki içeride. Yani nefsimizi müdafaa bile edemedik. Baş tacımız Alparslan halletti her şeyi. Arasalar da bulamazlar. Karadeniz yaylaları firari adamlarla doludur. Buraya kadar niye zahmet ettiniz müdür bey? Davet etseydiniz gelirdik. Davetiyelik bir durum yok Hızır Bey. Başsavcılık emriyle sizi, Tufan Bey'i, İdris Bey'i, yeğeniniz Alparslan'ı, adamları, Tekin, Kubilay, Adnan ve Mikail'i almaya geldik. Burada olanlar burada. Diğer saydığınız isimler burada yok. Arama iznimiz var. İyi. Buyurun arayın. Hızır Ali. Buyurun ben size eşlik edeyim. Müdür bey, ben yanlış mı duydum yoksa İdris ismini mi telaffuz ettiniz? Yanlış duymadınız İdris bey. Başrolde siz varsınız. Clint, sana diyeyim. Ula bu işin sonunda ölüm var dediniz. Mahpushane demediniz. Nedir bu başımıza gelenler? Evet müdür bey. Nasıl istiyorsanız öyle yapalım. Ama kelepçe olmazsa sevinirim. Buyurun. Bu arada enişten de bizimle gelecek. Anlamadım. Siz de bizimle geliyorsunuz. Sebep? Telefon dinlemesine yakalanmış. Eşiyle telefonda konuşurken söyledikleri hakkında ifadesine başvuracağız. Doğrusu da bu. O konuşmalardan bir şey çıkmaz dayı. Hepsi şifreli. Sadece açamanlar. Hele bir sus. Bari şu an sus. Hatice'yi de alacaklar şimdi. Tufan terlenir. İdris sen de beni aynı yere koymasınlar da bildiğim her şeyi anlatırım ben. Sene 341, nefsime uydum. Sebep oldu şeytan, bir cana kıydım. Katil defterine adımı koydum. Eşkıya dünyaya. Katil defterine adımı koydum. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.
Görüşürüz. Çok zamanlar çektim kahrı zindanı. Bize mesken oldu mahpusunda mı? Firar etme eylen buldum amanı. Eşkıya dünyaya anam hükümdar olmaz. Firar etme eylen buldum amanı. Eşkıya dünyaya anam hükümdar. Sardı müfreze kolu, bir yanını sardı varilci yolu. 500 atlı yine kestiler yolu. Eşkıya dünyanın hükümdar olmaz. 500 atlı yine kestiler yolu. Eşkıya dünyaya anam hükümdar olmaz. We'll be right back.